Yapay zeka aslında 1947 yılında başladı. Evet, biz son yıllarda hayatımıza girdi ama 1947 yılında İngiltere'de Alan Turing adında bir adam, bir bilim adamı dedi ki makineler öğrenebilir mi? Ve dedi ki istediğimiz şey makineler tecrübelerinden öğrenebilir olsun. Bunun için de makinelere verdiğimiz komutları makineler kendileri vermeye başladığında bu gerçekleşecek dedi. Sonra 1956 yılında ilk yapay zeka konferansı toplandı. Tabii konferans toplanırken yapay zeka konferansı değildi adı. Bu konferansta ilk olarak 1956 yılında yapay zeka terimi kullanıldı. E tabii şimdi biz bugünkü teknolojilerle bile Ay'a gitmek, uzaya gitmek değil mi? Çok zor şeyler olduğunu kavrayabiliyoruz. Bilim ABD'de, Rusya'da özellikle o yıllarda süratli gelişiyordu. Temel bilimlerde çok kuvvetlilerdi. O kocaman oda büyüklüğündeki bilgisayarlar, DARPANET, internetin ortaya çıkışı, bunların hepsi bugün geldiğimiz yapay zeka diye konuştuğumuz hayatımıza giren, hususları hazırlayan süreçler. Şimdi 1997 yılında ilk böyle yapay zeka doğdu. Hayatımıza giren anlamında. IBM Deep Blue, Garry Kasparov'la bir işte satranç müsabakası yaptı. Bir berabere kaldılar. Yani dünya şampiyonu bir satranç ustasıyla milyonlarca kombinasyonu olan hareketler üzerinden bir bilgisayar programlanmıştı. Şimdi burada algoritmalar var. Aslında algoritma, hani İngilizcesini söyleyeyim, a set of instructions. 2 artı 2 eşittir 4 ile başlıyor. Tabii algoritmalar çok gelişti. Şu anda hani yapay sinir ağları dediğimiz neural networks seviyesine geldi bugün itibarıyla. Şimdi bu 1997'ye geri dönersek biz IBM'den sonra insanlar falan oldular böyle. O yılları ben hatırlıyorum. İşte 25 tane kocaman disketle Windows 95 yüklediğimiz yıllardı. Tam anlayamıyorduk bizler Türkiye'de. Ne oluyor, ne bitiyor? Sonra yıllar aktı gitti. 2016 yılında çok ilginç bir şey oldu. Şimdi 12, 10 üzeri 200, 10 üzeri 3, 1000. Peki 10 üzeri 120 ihtimal barındıran Uzak Doğu'nun kadim oyunlarından biri olan Go oyununda 2016 yılında yapay zeka Güney Koreli bir Go ustasını yendi. Şimdi bu yapay zeka aslında makinelerin öğrenmesi. İşin özeti o. Makineler düşünebilir mi? Sorusuyla başlayan karmaşık, gelişmiş, ileri algoritmalar kümesiyle makinelerin düşünebilir hale gelmesi. Şimdi makinelere pek çok metodoloji kullanılıyor bilgi öğretirken. Bunlar aslında yapay zeka bir genel terim. Bunun altında makine öğrenmesi denilen bir alan var. Çok geniş. Onun altında da derin öğrenme denen, deep learning denen. Şimdi tabii makine kendisinin donanımının bir kere yeterli olması lazım. Dolayısıyla bu bir makineyi öğretmek için makinenin processing, işlemci gücünün yeterli olması lazım. Mevcut teknolojiler o seviyeye geldi. Çok küçük çiplerde artık çok güçlü işlemci hızlarına, işlemci kapasitelerine sahibiz. Dolayısıyla oraya bir sürü şey yüklenebiliyor artık. Şimdi bu supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning gibi metodolojiler var. Mesela 2012 yılında ImageNet diye yine bir bilim adamı bir sistem devreye aldı. Mesela resimleri tanımaya başladık. Şimdi hani cep telefonuna girerken sizi tanıyorlar. Veya işte cep telefonunda aplikasyonlar var. Hani bir çiçeği tutuyorsunuz. Fotoğrafına bakıp aa diyor ki bu işte papatya diyor mesela. Sonra mesela yüz tanımalar başladı. Biyometri dediğimiz alanlar başladı. Şimdi bu donanımla yazılımın karmaşık algoritmaların bir bütün olarak birlikte ilerleyerek geldiği bir nokta. Aslında ben burada şunu anlatayım. Şimdi yapay zekada 3 aşama var. Şimdi bir dar yapay zeka var, bir genel yapay zeka var, bir de süper yapay zeka var. Şimdi dar yapay zeka bugünkü hayatımızda olan uygulama. Dar yani sadece belli bir işlemi yapabiliyor. Genel dediğimiz şey insana muadil karmaşık işlemleri yapabilir hale gelmesi. Süper dediğimiz de artık insanın sınırının ötesinde. Yani yapay zekanın insanı geçeceği anı,
zamanı işaret eden. Şimdi bunlarla ilgili tahminler şöyle. 2030-40 yılları döneminde insana muadil öğretilmiş makineler ortaya çıkacak. Tabii bunun arkasında bir sürü teknoloji var. Mesela kuantum teknolojileri de bunlardan biriyle alakalı. 2070 gibi de artık insan üstü süper yapay zeka dediğimiz uygulamaların ortaya çıkması bekleniyor. Yani bu özellikle hani korkulan yapay zeka uygulamaları. Yapay zeka kontrolden kaçacak mı? İyi mi olacak, kötü mü olacak? Başımıza bela mı olacak? Kötülerin elinde nasıl olacak? Çağları için yani bu sizlerin jenerasyonu için bence genel kültür sınıfına giren artık çok önemli bir konu. Çünkü bununla yüzleşeceksiniz. Yani ben mesela kendi açımdan 80'lerde başlayan bir eğitim hayatı, işte ilk primitif bilgisayarlar, sonra işte bir bilgisayar Windows 3.1, Windows 95 falan filan derken işte bugün geldiğimiz haller. Şimdi yeni robotlar çıktı. Özellikle bu Covid-19 döneminde. Çocuklar okula gidemiyorlar işte geri kalmasınlar diye. Hem de 500-600 dolara satıyorlar. Çocukları ders çalıştırıyor. Matematik, bilim, temel bilimler alanlarında. Şimdi böyle artık yani geldi. Yani bu donanımla yazılım birlikte aldı başını gidiyor. Yani şekilleri tanıyoruz, sesleri tanıyoruz. İşin enteresanı bu yıllarda tahmin etmeye başladı yapay zeka. Yani yapay zeka şunu yapıyor. Şimdi sen mesela bir insan olarak bizler kapasitelerimiz belli. Hafızamızdaki bilgiler de belli. Biz çok fazla bilgi tutamıyoruz. Artı insan doğası gereği bias adını verdiğimiz hani ön yargılar, eğilimlere sahibiz. Objektif değiliz aslında. Her birimiz oldukça bireysel, sübjektif, öznel varlıklarız yani. Zaten sosyal bilimlerde bu kabul ediliyor. Yani mesela sosyolojinin objektif olmak gibi bir iddiası yoktur. Yani bir fizik değildir. Dağıtmadan toparlayalım aslında. Adam bizim kapasitemizin ötesinde adına büyük veri denilen CSV dosyası olarak düşündüğünde petabaytlar büyüklüğünde verileri barındırıyor. Bunların hepsinin içindeki örüntüleri çok süratli bir şekilde çözüp bu böyle olduğunda bu böyle olduğunda bütün istatistikler ve büyük veri ve hatta işte algoritmalar arkada çalışıyor. Şöyle bir şey olabilir diyor. Yani geçmişi değerlendirmenin ötesinde geleceğe yönelik tahminlerde de. Şimdi bu mesela askeri alanda harp senaryolarında kullanılıyor. Yani bütün veriler mevcut. Hadi bakalım bunlar bir savaşsa ne olur acaba? Şimdi bunlar yapılıyordu. Manuel olarak yapılıyordu. İnsanlar bir masanın etrafına toplayıp kafa patlatıyordu. Tabii bu şöyle bir şey. Yani yapay zeka ile büyük veri. Yani büyük veriyi de duyuyorsunuzdur. Yani büyük veri yapay zekanın kanı. Yani veri olmadan bu iş olmaz. Ha, veri çok veri demek de değil. Büyük verinin bir tanımı var. Yani büyük veri, big data, çok veri demek değil yani. Şimdi bunların hepsi işte bu alanda kullanılan teknolojiler. Bunlara yani enablers deniyor. Enabling technologies deniyor. İngilizcelerini veriyorum. Hani ilgi sahibi olup araştırmak isteyenler, Türkçe kaynaklar kısıtlı olduğu için bu İngilizce keywordler üzerinden. Ask Google. Hani Google amca her şeyi bilir. Yani Google'a sorarak Google Scholar olsun, başka kaynaklar olsun. Bayağı bir teknik veya idari her seviyede insanın okuyabileceği kaynak ortaya çıkacaktır. Şimdi yapay zeka hakkındaki gelişmeler iyi mi olacak, kötü mü olacak? Çok yaygın bir soru. Akademide de çok tartışılıyor. Her şeyde olduğu gibi iyi de olacak, kötü de olacak. Yani ne iyi ki sadece veya ne sadece kötü ki? İyi ile kötü kullanım maksatlarıyla alakalı bir konu. Yani bugün herhangi bir teknolojinin iyi alanda da kötü alanda da çok çeşitli uygulama örnekleri mevcut. Yapay zekada da bu şekilde olacak. Yani niyetiniz ne? Niyetiniz toplumları kontrol etmekse antidemokratik yollarla yapay zeka o zaman o amaç hizmet edecek. Niyetiniz insanlığın büyük sorunlarının açlığına, susuzluğuna, göçlerine çözüm bulmaksa yapay zeka ona da hizmet edecek. Burada oldukça öznel bir tahmin. Her iki yönde de uygulamaları olacak. Ama kötü uygulamaları eğer kontrol altına alınmazsa çok can yakacak. Dolayısıyla kötü eksenindeki beklentilerim benim bireysel olarak daha fazla. Çünkü şöyle bir dünyada aksiste bir kayış var. Çin'i durdurmaları mümkün değil. 2020 yılında yapay zeka alanında yayınlanan patentler açısından ABD'yi ilk defa geçti. Ve şöyle söyleyeyim yani bu Ekim ayında oldu daha yani. Bir aylık bir geçmiş var, bir iki aylık.
ABD bunun böyle olacağını görüyordu. 1 milyar dolar gibi bir bütçe ayırdı. Ağustos ayında sektöre pompaladı, durduramadı. Şimdi Çin'in ideolojisi ne? Çin'in amaçları ne? Çin'in küresel amaçları ne? ABD'nin ki neydi? Geçmişi ortada. Yani biri her yere iyilik götürüyorum diye demokrasi konuştu. Ama her yere ne istiyorsa onu götürdü. Öbürü de işte liberal sosyalist karmakarışık bir şey. Hani baktığınızda devletin başında komünist partisi var falan ama bunların hiçbir önemi yok. Ya bunlar tamamen algı, oyun. Dolayısıyla yani mevcut geçmişe baktığımızda yapay zekanın iyi olduğu kadar kötü de olacağını, iyi uygulamaların sağladığı faydadan daha fazla kötü uygulamaların can yakacağını tahmin ediyorum. Yani işin enteresanı bu konu dünyadan da dışarı çıktı. Örneğin savaşlar, dev ülkelerle, büyük süper güçlerle olan savaşlarda bu bugün bizim konvansiyonel adını verdiğimiz harpler, yani böyle işte tanklı tüfekli falan harpler ilk kademe. Çok sıkıştığında nasıl Amerika zamanında Japonya'ya atom bombalarını bıraktı, çok sıkıştığında bugün uydular üzerinden silahlarla istediği yeri yok edebilecek noktada olacak. Bunun içinde birkaç yılımız var. Ben çok teşekkür ederim. Son bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Yapay zeka ortak bilgi alanında. Ne oluyor, ne bitiyor herkes bilmek zorunda. Çünkü hayatınızın çok büyük bir alanını şekillendirecek. Kullandığınız araçlardan, gereçlerden tutun. Sadece işin keyif yönü değil. Size gerçekten tehdit olan yönü itibarıyla da özellikle sizin jenerasyon olarak sizin nesliniz için çok paradigma değiştirici bir yönü var. Onun için herkesin bilmesi gerekir. Herkesi bilmeye davet ediyorum. Ben teşekkür ederim.